sevgili dostlar, Nezir Karayün'le Hür Bakış'tayız ve bugünkü konuğumuz daha önceden bu ekranlardan tanıdığınız Doktor Mir Mehmet Öztürk. Kendisi inşaat mühendisi, Büyükçekmece'nin kendi öz evlatlarından bir tanesi. Geçmiş dönemde meclis üyeliği yapmış, milletvekili aday olmuş ve bu dönemde de belediye başkan adayı idi ve aday Büyükçekmece'de aday belli olunca, Recep Erol aday gösterilince benim davam dedi, benim partim dedi ve Recep Erol'un yanında oldu. Sayın Doktor Mir Mehmet Öztürk, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bütün Start TV izleyicilerini selamlıyorum. İnşallah iyi güzel bir yayın olur. Sunumunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, biz işimizi en güzel yapanlardanız, biliyorsunuz. Biz bu ekranlarda birçok insanları kamuyla buluşturuyoruz. Güzel konuşan, güzel anlatan, niyeti salih olan herkesle bu yolu yürümeye devam ediyoruz. Siz de bunlardan bir tanesiniz. Bu 3. 4. programımız zannedersem. Ve bundan sonra devam edeceğiz. Bugün İnşallah. Burada Doktor Mir Mehmet Öztürk ile Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın adaylığı ve adaylık sürecini konuşacağız. Adaylığını geçtik. Adaylık sürecini konuşacağız. Ve akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Kurum Başkan'ın durumu ile ilgili görüşlerini alacağız. Sayın Öztürk, öncelikle aday adayıydınız. Aday belli oldu. Recep Erol'un hemen öncesinden de biz birlikteyiz dediniz. Kim olursa olsun dediniz. Ve şimdi de yanında oldunuz. Büyükçekmece'de Recep Erol nasıl size göre? Bu saatten sonra meclis üyeliği listeleri çok önemli. Eğer doğru bir liste yaparsa, ben kendi kanaatimce söylüyorum, doğru listeyi yaparsa Recep Erol'un kazanma şansı çok yüksek diyorum. Bu sizin de fikriniz önemli. Ve sizin görüşleriniz nelerdir? Ne yapmalı? Nasıl bir strateji uygulamalı ki karşısında 30 yıllık kemikleşmiş, kök vermiş, artık çınar olmuş bir kişilik var? Doktor Hasan Hakküm var ve onu yenmesi mümkün. Teşekkür ederim öncelikle. İlk sözünüz için kişi kişinin aynasıdır diyelim. İyi baktığınız için iyi görüyorsunuz. Şimdi malumunuz bir belediye başkan adaylık süreci yaşadık. Bu adaylık sürecinde 13 arkadaşımız vardı. Artı ilçe başkanımız da tabi doğal aday adayıydı. 14 kişilik bir adaylık süreci yaşadık. Allah hamdolsun ki Büyükçekmece 39 ilçe arasında çok örnek bir durum sergiledi. Evet. Biz neredeyse bütün aday adayları birçok programda bir araya geldik. Ve ortak bir şiar edindik. Dedik ki bizim aramızda kim aday olursa diğer arkadaşlar kayıtsız şartsız ona destek verecek. Bu kardeşiniz de bu şiarı ilk yerine getiren arkadaşlardan biri. Bunun diğer arkadaşlarımla beraber biz Recep Bey'e gereken desteği verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Emanet Recep Bey nasip oldu ve bizim bu saatten sonra bizim üstümüze düşen Büyükçekmece Belediyesi'ni AK Parti'ye kazandırmak. Evet. AK Parti belediyeciliğini Büyükçekmece'ye kazandırmak ve bu kazanç noktasında da Büyükçekmece'yi daha müreffeh bir hale getirmek. Bunun inşallah sokakta da sahada da yansımasını göreceğiz. Recep Bey ile biliyorsunuz malumunuz bir önceki dönem belediye meclis üyeliği yaptık. 5 yıllık bir mesai arkadaşlığımız var siyasetin dışında. Şahsi olarak tanışırız, görüşürüz. Recep Bey her şeyden önce sokakta sevilen bir insan. Recep Erol'un sokakta sevilmesi onun anketlerde ön plana çıkmasını sağladı. Çünkü bu dönem Tayyip Bey özellikle İstanbul özelinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul özelinde çok ince eleyip sık dokudu. Ve belki hiç olmadığı kadar ilk defa sokağın nabzı dinlendi. Evet. Sokağın nabzı tutuldu. Ben Büyükçekmece ile ilgili 7-8 tane anket yapıldığını bizzat biliyorum. Evet. Ve bu anketlerin belli anketleri bizim arkadaş grubundan, diğerleri farklı gruplardan, sokaktan, ilden, genel merkezden değişik anketler yapıldı. Bu anketlerin neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erol'un Büyükçekmece'de daha çok kazanma ihtimalinin olduğu, daha çok sevildiği kanaatine vardı ve Recep Bey'e emaneti verdi. Biz de inşallah bütün arkadaşlar, aday adayları, ilçe teşkilatımız, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber Recep Bey'in etrafındayız. Büyükçekmece'yi kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçekten Büyükçekmece'de 30 yıllık bir süre gelen iktidar var. Yorgun bir iktidar var. Yorulmuş bir iktidar var. Yaptıkları için teşekkür ettiğimiz bir iktidar ama yapamadıkları için de artık bizim yapmamız gerektiğine inandığımız bir durum var. İnşallah Büyükçekmece'yi kazandığımız gün, Büyükçekmece'ye start verdiğimiz gün Büyükçekmece değişimi, dönüşümü kendi gözleriyle görecek, şahit olacaktır. Peki Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün son günlerde bir çıkış yaptı. Bütün artık kentsel dönüşüme önem veriyor. Sizin mesleğiniz olduğu için söylüyorum. Ve şu anda bütün yollar köstebek yuvasına döndü ve her taraf şu anda inşaat halinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmaları çok hızlandırdılar. Yani şöyle, seçim arefesinde çalışma hızlandırıyormuş gibi yapmak ya da hızlandırmak vatandaş için çok bir şey ifade eden bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Sadece sizin kış aylarında vatandaşa zulüm etmekten başka bir şeyiniz değil. Yani şurada seçime 2 ay var. 2 aylık bir kış sezonunda siz kalkıp Ocak ayında, Şubat ayında altyapı değiştirmeniz ya da kaldırım değiştirmeniz çok da vatandaş nezdinde kabul gören bir hizmet olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben açıkçası her zaman şu taraftarayım, saygı taraftarıyım, karşılıklı saygı taraftarıyım. Ben Hasan Bey'in 30 yıllık hizmetinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ama diyoruz ki biz sizden daha iyisini yapacağız, biz sizden daha güzelini yapacağız, biz Büyükçekmece'de daha büyük bir değişim yapacağız. Ve bunu derken bunu Recep Erol söylüyor, AK Parti söylüyor. O yüzden ben son zamanlarda yapılan hizmetlerin sadece anı kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Büyükçekmece'nin anı kurtarmaya değil, bütün geleceğini inşa edilmeye ihtiyacı var. Kentsel dönüşümle ilgili Büyükçekmece İstanbul'un maalesef deprem kuşağı üzerindeki en tehlikeli ilçelerden biri. Evet. Bugün Mimaroba, Güzelce'nin bir kısmından başlayarak Güzelce, Bahçeli Evler, Kumburgaz, Kamilova sahili gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Kentsel dönüşüm bekliyor. Büyükçekmece merkezde kentsel dönüşüm bekleyen çok ciddi yerler var. Evet. Ve bu yerinde yenilemeler de çok geç ilerliyor. Yani Büyükçekmece'de şu an bir uydu fotoğrafı alırsanız yüzde kaçlık bir dönüşüm olduğunu göreceksiniz. En son başkanın kendi rakamlarıyla 2300 bina var demişti kentsel dönüşüme girmesi gereken. Bunlar çok ivedilikle yapılması gereken hizmetler aslında. Büyükçekmece'de yanılmıyorsam 35.000 küsür bina var ve 120.000 küsür de hane var. Bu 35.000 küsür binanın kentsel dönüşüme tabi tutulmamış ama tabi tutulması gereken aslında bir tepeciği neredeyse yarısı var. Türkova'da ciddi bir çarpık yapılaşma var. Kamilova'da, Celaliye'de hakeza öyle. Kumburgaz yine öyle. Yani belki bizim Pınartepe'den başlayıp Ahmediye'den devam edip bütün Selimpaşa sınırına gidene kadar komple elden geçirmemiz gereken bir Büyükçekmece var. Biz inşallah görev nasip olduğu zaman, AK Parti buraya aldığı zaman bunlar yapılacak ve Recep Erol'un liderliğinde biz de Büyükçekmece için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kentsel dönüşüm sürecinde otopark şartı getirildi. Çatılar yeşil olacak dendi. Yani kente bir güzellik gelişmesi açısından. Büyükçekmece'de merkezi alanlarda otopark yapmak mümkün mü? Siz bir inşaat mühendisi olarak zemin ne durumdadır? Yani şöyle, aslında ben bunu şöyle açıklayabilirim. Üsküdar'a gittiğiniz zaman Üsküdar'da devasa bir otopark var. Denize sıfır mesafede. Maliyeti iyi hesaplanarak, vatandaşa ekstradan bir yük çıkartmadan otoparkların binaların altına alması taraftarıyım. Bunu esasen savunanlardan biriyim. Evet. Yalnız bu plan proje yapılırken iyi düşünülmesi lazım. Yani siz ada bazlı dönüşüm yapabiliyorsanız ada bazlı dönüşüm yapmanız lazım. Her zaman ben ada bazlı dönüşüm taraftarıyım. Yalnız Büyükçekmece'de bazı haksızlık etmememiz gereken bazı noktalar var. Çok küçük parseller var. Evet. Bu küçük parsellerde de kronikleşmiş belli bir aileler var. Yani anlaşamayan insanlar var. Bu komşuluk ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyanlar var. Biz bu noktada çok da hani o sürece haksızlık etmek istemiyoruz. Ama daha güzel yapılabilirlik noktasında inşallah uygulamalı bir şekilde mevcut Sayın Başkan'a ispat edeceğiz. Evet, yani parsel bazında değil de ada bazında yapılması gerektiğini. Çünkü bizim orada bir yerimiz var, yapamıyoruz, anlaşamıyoruz kimseyle. Hiç kimse bir araya gelmiyor. Yani bununla ilgili belli bir şartlama getirdi. Biliyorsunuz %60'lık bir anlaşma şartı geldi. Ondan sonrası siz süreci takip edebiliyorsunuz. Evet. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Mesela Büyükçekmece'de estetik komisyonu var. Estetik komisyonu onun daha güzelleşmesi noktasında, görsellik noktasında güzel bir çalışma yapıyor. Yalnız vatandaşa zul olacak, sıkıntı verecek belli şeylerin de içinde olmamak lazım. Bu bazen estetik güzellikten ziyade sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. O ayarı iyi tutturmak lazım. Evet, oraya geçmeden önce meclis listeleri dedik. Öncelik ona verelim. Daha sonra size başka sorularım da olacak. Meclis listeleri nasıl olmalı ki işte Büyükçekmece'de yaşayan insanların belli nüfus yoğunluğuna göre neler yapmak gerek? İşte eğer iyi bir liste yapmazsan belediye başkanını alamazsınız diye. Yani şöyle, tabii biz Büyükçekmece'de hiç iktidar olamadık. AK Parti hiç iktidar olamadığı için bizim Büyükçekmece'deki tek norm kadrolar meclis üyeleriymiş gibi görüldü yıllarca. Evet. Ben bu dönem bunun değişeceğine inanıyorum. Çünkü Büyükçekmece'de artık şunu bizim kabul etmemiz lazım. Birçok farklı etnik gruptan ya da birçok farklı ilden demografik yapı farklı olan bir çeşitlilik var Büyükçekmece'de. Evet. Yani memleketin her tarafından insanlar var. Ve bu her tarafa hitap edebilecek liselerin oluşması lazım. Bu noktadaki Recep Bey, ben gerçekten kişilik, karakter olarak da çok adil bir insan olduğunu biliyorum. Bu adalet vurgusunu şunun için yapıyorum. Sahadaki adalet vurgusu liselere de yansıyacaktır. Başkanımız bu noktada çalışıyor. Yeni geldi zaten, biliyorsunuz adaylık yeni verildi, daha çok taze. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben inanıyorum herkesi memnun. Tabii ki liste herkesi memnun edecek şekilde olmaz ama en azından çoğunluğun sesi olabilecek, Büyükçekmece'de bir hareketlilik yapabilecek bir liste olacağına inanıyorum. Bunu da beraber göreceğiz. Ama ben bu noktada gerçekten ümit varım. Ama şu da var şimdi, ilçe başkanı listelere müdahim olacak. İl diyecek şunları şunları listeye koyun diyecek. Genel merkezden bazı milletvekilleri falan diyecek şunları da koyun listeye. Şimdi aday da, ben şimdi seçim kazanmak isteyen bir aday meclis listesini kendi yapması lazım. Yani şöyle, ilçe başkanı ile birlikte yapması gerekir. Bunu ben şöyle bir set çekmekte fayda var. Sonuçta belediye başkanları aynı zamanda her ne kadar şehri mini olsalar da evet, bir şekilde siyasetle de bağlantılı olan insanlardır ve biz teşkilatlarla da bağlantılıyız. Bunun kendi arasında belli dinamikleri var, belli dengeleri var. Bu dengelerin hepsi gözetilmesi gerekiyor. Ve gözetildiği zaman dışarıdan bir gözün buna müdahale şöyle mi olur diye söyleme şansı pek olmuyor ya da evet, bizim ona çok dokunabilme şansımız olmuyor. Ben bu noktada başkanın çok dengeli bir siyaset götüreceğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur. Tamam, şimdi biraz önce Büyükçekmece'yi konuştuk, belediyeyi. Gözaltına alınan 22 kişi vardı. 8'i tutuklandı. Bununla ilgili de görüşleriniz nelerdir? Ne yapılmak isteniyor? Yani şöyle, tabii bu adliyeye artık sirayet etmiş, adalete sirayet etmiş bir vaka olduğu için bu konuda fikir belirtmeye çok doğru olmaz. Evet. Şimdi Büyükçekmece'yi konuştuk. Büyükşehir'e geçelim. Büyükşehir, Murat Kurum'la İstanbul Büyükşehir'i alma şansınız nedir? Yani öncelikle Murat Bey, gerçekten Murat Kurum meslektaşımız, eski Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız. İstanbul'da ismi anıldığı günden beri çok sokakta ciddi bir heyecan uyandırdı. Ben bunun başkanlıkla taclanacağına inanıyorum. Murat Bey sahada sevilen, halkın nezdinde gerçekten güzel gönlünde yer edilmiş, sel olduğunda halkın yanında olan, deprem olduğunda yanında olan, bütün felaketlerde gecesini gündüzüne katan, rahatını bozan bir insan ve tek aklındaki şeyin de projeler olan, yani bir nevi böyle Allah rahmet etsin, Kadir Topbaş başkanımızı rahmetle anarak söyleyeyim. Kadir Bey'in Kadir şinaslığını mühendislikle buluşturan bir kişi. Evet. Ve inanıyorum ben İstanbul'a güzel hizmetler yapacak. Ben kazanacağına da inanıyorum. Sokağın nabzı çok güzel. Sokak çok heyecanlı. İstanbul dünyanın en büyük başkentlerinden biri. dünyanın en büyük metropollerinden biri. İstanbul'u idare etmek bir ülkeyi idare etmektir. İstanbul'u yönetmek bir ülkeyi yönetmektir. Hatta birçok zaman da bir ülkeden daha fazlasıdır. Evet. Dolayısıyla böyle bir şehri yönetmeye talipseniz uykunuz olmayacak, geceniz olmayacak, gündüzünüz olmayacak. Murat Bey bunun için tam biçilmiş bir kaftan. Sokak da bunu görüyor, halk da bunu görüyor. Ben inanıyorum İstanbul'da Murat Bey'in projeleriyle, Murat Kurum'un enerjisiyle, sinerjisiyle yeni bir boyuta taşınacak. Geçen gün sunumunda da belirttiği birkaç tane nokta var. İstiyorsanız ona da bir temas etmekte fayda var. Öncelikle inşaat mühendisi olması, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gelmesi İstanbul'a tam aranan kan noktasını andırıyor. Evet. Bunu şuradan söylüyoruz. Şöyle aranan kan, İstanbul'un en büyük ihtiyacı kentsel dönüşüm. Bu kentsel dönüşümü ciddi manada Murat Kurum'la yol alacak. Evet. Hatta Murat Bey bununla ilgili 650.000 yeni yapıdan bahsetti. 650.000 yeni bir konut. Bunun 250.000'i Büyükşehir Belediyesi, 300.000'i Kiptaş eliyle, 100.000'i de sosyal konut. Bu sosyal konut gerçekten çok kıymetli. 100.000'i bütün ilçelere bölünecek. Nüfusa göre veyahut belli bir dağılıma göre insanlar kiraz öder gibi evleri kiralayıp kullanacaklar. Yapı satılmayacak. Büyükşehir Belediyesi'ne hem mülk kazandırılmış olacak hem de vatandaşa daha uygun fiyata ev, en azından barınma ihtiyacı karşılanmış olacak. Bununla ilgili metro ile ilgili çok güzel çalışmaları var. Metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılmasıyla ilgili çok ciddi bir çalışma var ve bu artık hayata geçecek bir çalışma. Biliyorsunuz Kadir Bey zamanında bu projelendirilmişti. Yalnız Kadir Bey'in ömrü yetmedi ama inşallah Murat Bey yetmeyen ömre yeni bir ömür ekleyerek burayı inşallah dönüştürecek. Büyükçekmece'ye trenin Büyükçekmece TÜYAP'a kadar gelme durumu var. Belki Recep Erol Başkan iletti. Büyükçekmece ile ilgili birkaç tane yeni proje ile ilgili inşallah onlarla ilgili de çalışmalar yapılacak. Büyükçekmece İstanbul'dan artık o kadar uzak bir ilçe olmayacak. Yani metronun TÜYAP'a gelmesi ya da Büyükçekmece'ye gelmesi demek sizin 20-25 dakika sonra Mecidiyeköy'de olmanız demektir. Evet. Bu artık hatırlıyorsanız eskilerde İstanbul'a bir araç Büyükçekmece'den giderdi, bir araç daha geri gelmezdi. Evet, evet. Artık o günlerden bugünlere. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Evet, gerçekten. Yani. O yüzden Büyükçekmece artık İstanbul'un kalbinde, İstanbul'un ilcisiyken, başının tacıyken aynı zamanda İstanbul'un beyninde, kalbinde bir yer edinecek. Bu da bizim Büyükçekmeceliler için, Büyükçekmece'de yaşayan insanlar için, Büyükçekmece'de İstanbul'u daha münevver bir şekilde temsil eden insanlar için çok güzel bir duygu. İnşallah nasip olur. Evet Sayın Öztürk, israfı bitirdik, hizmeti getirdik diyen bir belediye başkanı var şu anda İBB'de. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz neyi israf ettiniz? O nasıl bitirdi? Biraz görüşlerinizi alabilir miyiz? Şöyle, şimdi biliyorsunuz göreve geldikleri gün ilk yaptıkları şey temel atmama töreni. Evet. Bizim Haliç'i yeniden arındırmak için çalışmasını yaptığımız biyolojik arıtma tesisini temel atmama töreniyle kapattılar. Hı hı. Yeni tünelleri kapattılar. Yarım kalan projeleri bıraktılar. Neyi peki yaptılar? Çocuklara süt vereceğiz dediler, onu bile yapmadılar. Yani işin israf kısmını geçtim. 1 gram, 1 metreküp, 1 litre su İstanbul'a yeni bir su kaynağı kazandırmadılar. Mevcutu, ya böyle bir sistem olabilir mi? Genel başkanları diyor ki musluğu kapatırsanız diyor tasarruf etmiş olursunuz. Yani benim getirdiğim suyu sen muslukla kontrol etmeye çalışıyorsun. Evet. Yeni bir kaynak neden kazandırmıyorsun? İstanbul'a topu 230 kilometre biz metro yapacağız sözü verdiler. Toplamda 8 kilometre metro yapmışlar. Evet. Şaka gibi. 5 yılda muazzam bir bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. Büyükşehir'den bahsediyoruz. Binlerce, on binlerce çalışanı olan Büyükşehir'den bahsediyoruz. 8 kilometre tren yapmışlar. O da mevcut projenin üzerine ekleyerek yapmışlar. Yani yeni kendilerinin üretebileceği hiçbir proje yok. Hiç koydukları bir şey yok. Metrobüs hattı yaptılar. Yeni metrobüsler aldılar. Metrobüs alımlarını yaptılar Hollanda'dan. Sonra bu metrobüslerin çalışamayacağını anladılar. Yalnız iade de edemediler. Metrobüslerin hepsi çöpe gitti. Şu an hepsi yığılı bir şekilde bekliyor. Biz ilk defa bu dönem şoförsüz metrobüsler gördük. Gerçekten evet. Farklı boyuta taşıdılar artık bu işi. Evet. Biz ilk defa bu artık kadar... teknoloji, dünyada teknolojide önde gelen. Çok önde. Yani... İHA'larla, SİHA'larla dünyayı titreten bir milletiz artık. Yani şöyle düşünün. Hep öyle olmuşuz geçmişten. Yani onlar bir proje yapana kadar biz 3. havalanı yaptık o arada. Evet. Köprüyü yaptık, alt geçidi yaptık, Çanakkale Köprüsü'nü yaptık, Osman Gazi'yi yaptık. Dünyanın en büyük havaalanından biri, şu anki en çok işlek havaalanı, dünyanın merkezi İstanbul Havaalanı'nı yaptık. Bey yani daha ne olsun. Evet. Ama yine bu bizim toplum, bizim milletimiz için biz ne kadar yapsak azdır. Çünkü bizim insanımızın ihtiyacı var. Evet. Bizim insanımızın gerçekten hizmete ihtiyacı var. Bu noktada inşallah daha güzel şeyler yapılır. Murat Kurum inşallah emaneti alır. Emaneti aldıktan sonra İstanbul'a ne gerekiyorsa onu fazlasıyla yapar. Recep Erol inşallah Büyükçekmece'nin emanetini alır. Büyükçekmece'ye ne gerekiyorsa onu yapar. Diğer bütün AK Parti belediyeleri nasıl hizmet ettiyse, yanı başımızda Çatalca var, görüyorsunuz. Ya bir denesinler mi diyorsun ya? Ya şöyle... Büyükçekmece bir deneyin bizi diyorsun. Esasen Büyükçekmece gerçekten... Eğer yapamazsak geri alın diyorsun ya. Ya bu işin özü budur zaten. Evet. Halk size bir emaneti verir, eğer yapabilseniz size devam eder. Yani evet. Tayyip Bey 22 yıldır seçimle geliyor. Vatandaş beğenmese gider oyunu başka bir kişiye verir ve işi değiştirir. Ama 30 yıldır da seçimle gelen bir belediye başkanı var. Biz şimdi. 30 yılla zor şartlar, evet. Şöyle biz 30 yılla gelmesini, demokratik yolla gelmesini asla eleştirmiyoruz. Biz vatandaşımızın çalışılmamasını, uyutulmasını ve sürekli belli kısır hizmetlerle bir kısım döngün içinde gezmesini artık hoş karşılamıyoruz. Vatandaşa anlatıyoruz. Diyoruz ki belediyecilik ideolojik işi değil. Belediyecilik hizmet işidir. Belediyecilik evet. Çalışmak işidir. Ben belediyede ne yapıyorum? Yolunuzu yapıyorum. Çöpünüzü alıyorum. Hizmetinizdeyim. Bunu diyebiliyorsam, bunu yerine getirebiliyorsam maalesef Büyükçekmece'nin yolları şu an tünel gibi. Yani buyurun beraber Tepeci'yi gezebiliriz. Beraber Türkoba'yı gezebiliriz, Kumburgaz'ı gezebiliriz, Celaliye'yi gezebiliriz, Bahçelievler'i gezebiliriz, Mimaroba'yı gezebiliriz. Hayır, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ni gezebiliriz, Dizdariye Mahallesi'ni gezebiliriz. Evet. Biz geçen gün Dizdariye'de esnaf ziyareti yapalım dedik. Yani iki yakamız bir araya gelmedi. Yarımız sokağın bir tarafına, yakınımız sokağın bir tarafından. Bir türlü kavuşamadı kimse. Baştan ayrı girdik, en sondan ayrı çıkabildik. Evet. Yani o yüzden biz diyoruz ki artık başkan çok yoruldu. Gitsin biraz dinlensin. Biz inşallah Büyükçekmece'ye hizmet etmeye geldik. Recep Erol Başkan'la Büyükçekmece'yi almaya geldik diyelim. Evet. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bu programların devamını bundan sonraki programlarımızda Silivri, Çatalca, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar gibi Küçükçekmece'ye kadar bütün ilçeleri sizlerle beraber yorumlayacağız ve değerlendireceğiz. Son olarak söylemek istediğiniz. Çok teşekkür ederim yayın aldığınız için özellikle. Bütün izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere diyorum. Evet, evet sevgili izleyiciler, Doktor Mir Mehmet Öztürk, inşaat mühendisi, eski siyasetçi iş adamı diyelim kendisine. Programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programlarda da bizleri takip etmenizi öneriyor, abone olmanızı da rica ediyor. Hepinize selam ve saygılar sunuyoruz. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve öncü olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe